Beysaş Lojistik Paratoneri sunar. Evet efendim, Paratoner'den herkese iyi günler dilerim. Öncelikli olarak konuklarımıza bakalım, ardından haber turumuzla devam ediyor olacağız. Evet, bugün Türkiye saatiyle saat 21'de Fed'in kararına odaklandı piyasalar. Özellikle piyasalar üzerinde yorumlamaları da konuklarımızdan alacağız ama onun öncesinde bir haber turumuza bakalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk Bankası'nın kredi ve diğer notlarını indirdi. Moody's dün akşam yayınladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü negatif olarak bıraktı. Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz incisi cinsi mevduat notunu, 6 bankanın karşı taraf risk notunu ve 1 bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe daha indirdi. Suga başbakan oldu, Japonya'nın yeni başbakanı oldu. Abe'nin yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü görevin ardından Japonya'nın yeni başbakanı Suga, COVID-19 krizinden zarar gören ekonomiyi canlandırmak da dahil olmak üzere bir dizi zorluklarla karşı karşıya, parti parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için üst kanadın da onayını almasına kesin gözüyle bakılıyor. Japonya'nın ihracatına bakalım bu kez. Japonya'nın ihracatı Ağustos ayında ticarette kademeli toparlanmanın talepteki artışın devam etmesiyle son 5 ayın en yavaş gerilemesini kaydetti. Temmuz ayında %19.2 düşen ihracat, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.8 oranında azaldı. Bu kez COVID'e yönelik aşı haberleri Çin'den geliyor. Çin, COVID-19 hastalığı ile mücadelede 10 binlerce kişi üzerinde henüz standart testleri tamamlanmayan deneysel aşıları kullandı. Uluslararası uzmanlar standart protokole uymayan aşı programı hakkında endişelerini dile getirdi. Üniversitede bir aşı araştırmacısı Çin'in acil durum kullanım programını çok sorunlu olarak nitelendirdi ve kontrol grubu olmadan bir aşının etkinliğini ölçmenin imkansız olduğu ileri sürdü. Çin, COVID-19 için 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de testlerin son aşamasında. Bu kez normalleşme aşamaları Beyaz Saray'da. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında yapılan ilişkileri normalleştirmesine yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken, 3 ülke İbrahim Anlaşması adı verilen metne de ortak imza attı. Evet efendim, bu kez de gün içerisindeki takvime bakalım. Saat 12 itibariyle Euro bölgesindeki ticaret dengesini karşılıyor olacağız. 15.30'da ise ABD perakende satışlar, bu hafta biliyoruz ki perakende satışlar verilerinin olduğu hafta. 17.30'da ise ABD ham petrol stokları petrol fiyatları üzerinde de etki yaratmaya devam edecek. Saat 21 itibariyle ise Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını karşılıyor olacağız. Saat 21.30 itibariyle ise ABD FOMC toplantısında basın toplantısı gerçekleştirecek ve piyasalar Başkan Powell'ın konuşmalarına da yine odaklanacak diyelim. Bu kez gün içerisinde yine açıklanan verilere bakacak olursak, Avustralya'dan öncü endeksi geldi. 0.5 oranında, %0.5 oranında artış gösteren veri önceki veriye baktığımız zaman %0.1 seviyesindeydi. Evet, Birleşik Krallığa bakıyoruz. Burada da yine üfe Ağustos ayı verisi açıklandı. Burada herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor. Bir önceki veriye baktığımız zaman %0.3 seviyesinde gerçekleşiyordu. Birleşik Krallık'taki TÜFE verisine bakacak olursak, burada %0.4 oranında bir azalış söz konusu. Önceki veri ise %0.4 oranında bir artış söz konusuydu. Japonya ithalat verisine bakıyoruz. Japonya'daki ithalatta %20.8 oranında bir azalış söz konusu. Bir önceki veride ise yine %22.3 oranında azalış söz konusuydu. Japonya'nın ihracat verisine baktığımız zaman ise buradaki yine azalışta %14.8 oranında gerçekleşti. Daha önceki veride ise ihracatı, Japonya'nın ihracatında %19.2 seviyesinde artış yönündeydi.
Evet, bu kez de piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi 3. gününde de yine pozitifle açılışını gerçekleştirdi. 1100'ün üzerinde tutunan endekste yine artı pozitif küresel bağlamda da aynı şekilde. %0.22 primle 1113 seviyesinden işlem görüyor BIST 100 endeksi. BIST 50'ye baktığımız zaman burada da yine yaklaşık 0.19 primle 1021 puandan işlem görüyor. BIST 30 endeksi ise %0.20'lik primle 1244 seviyesinden işlem görüyor diyelim. Borsa İstanbul'dan sonra bir de genel fiyatlamalara bakalım. Genel fiyatlamalara bakacak olursak da yine dolar TL 7.50 psikolojik bandın hemen altında, onu da söylemiş olalım. Özellikle 7.49 seviyesinden fiyatlanan dolar TL'de şu anda açıkçası FED toplantısı öncesinde de yine oynaklık çok da fazla görünmüyor. Yatay bir bantta seyrediyor diyelim. Euro TL'ye bakacak olursak 8.89 seviyesinde, sepet kur 8.19, gram altında ise yine FOMC toplantısı öncesinde yükseliş devam ediyor. 473 TL seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. Evet, ABD endekslerine bakalım. ABD endekslerinde ise pozitifle yine Dow Jones 0.24'lük primle 28.122 puandan, S&P 500'de yine buradaki 0.28'lik primle 3.414 puandan, Nasdaq endeksindeki yükselişte 0.36'lık primle 11.503 puandan teknoloji hisselerinin desteğiyle birlikte de yükselişini devam ettiriyor. Asya borsalarında ise karışık bir seyir söz konusu. Çin Şangay'da 0.36'lık negatifle 3.283 puandan işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi yatay pozitif diyebileceğimiz 0.09'luk 23.475 puandan, Hong Kong endeksi 0.02'lik yatay negatif 24.728 puandan, Güney Kore Kospi 0.31'lik yine negatifle 2.435 puanda, Hindistan'da ise 0.36'lık primle 39.185 puandan işlem görüyor diyebiliriz. Bu kez ise Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında tablo yeşil. 0.34'lük primle Eurostoxx endeksi 3.339 puandan, Almanya DAX endeksi 0.16'lık primle 13.241 puandan, Fransa 0.36'lık primle 5.077 puandan, İngiltere FTSE endeksi 0.34'lük primle 6.098 puandan, İspanya ise 0.20'lik primle 7.049 puandan işlem görüyor diyebiliriz. ABD tahvil faizlerinde ise bu kez tablo negatif. ABD tahvil faizlerinde aşağı yön 0.1 ABD 2 yılı, ABD 10 yılı ise 0.6'lık, 1.03'lük aşağı yön ile yine ABD 30 yıllığına bakıyoruz. Burada da 0.70'lik yön aşağı ve 1.4 seviyesinden fiyatlanıyor diyelim. Emtia piyasasında ise bu kez bugün Brent petrol birazcık daha 40 doların üzerinde tutunmaya gayretli gibi görünüyor. Özellikle şu an analistler tarafından 45 dolar görülür mü ve üzerinde kalıcılık sağlanır mı diye tartışma sürüyor. Altın ons fiyatlaması ise FOMC toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor. 1963 dolar seviyesinden fiyatlanıyor şu anda altın ons fiyatı. Brent petrole bakacak olursak 41.84 dolar, ham petrolde ise 40 dolar bandının hemen eşiğinde 39.40 dolar bandında gidiyor. Evet efendim, şimdi ise biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy'a bağlanıyoruz. Murat, selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Pelin, hoş bulduk. Evet, gün Fed günü, özellikle Fed'e çevrilmiş durumda. İşte istihdama, enflasyona yönelik bir takım görüşler bekleniyor ama yani evet, faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte ortalama faiz, enflasyona yönelik bir takım açıklamalar bekleniyor. Sence bir önceki toplantıda Powell'ın konuşmaları satın alındı ve dolayısıyla bu toplantı piyasalar üzerinde etki yaratır mı, yaratmaz mı? Buna ne dersin? Evet, senin de özetlediğin gibi aslında Powell'ın konuşması iki tane ana nokta üzerinde şekillenecek gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi istihdam, bir tanesi de yıllık ortalama enflasyon hedefi. Ben Powell'ın konuşma metni kısmında aslında çok değişik bir şey beklemiyorum. Önceki toplantılara ve özellikle Jackson olduğu zamandaki sunumuna dair ve genel itibariyle güvercin tonda bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum. Ancak asıl basın açıklamasından sonra soru cevap kısmına gelindiği vakit bence biraz işler değişebilir. Burada biraz Powell'a alan daraltıcı sorular geleceğini tahmin ediyorum.
ve bunlara vereceği yanıtlar çerçevesinde piyasalardaki değişimlerin gözlemlenmeye başlayacağını tahmin ediyorum. Ve bu da işte dolar endeksi olsun, ABD endeksleri olsun, tahvil getirileri olsun, bunlar üzerinde etkiler yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Buradaki gelecek sorularda muhtemeldir ki daha çok bu genişleme politikasına ilaveten bir takım daha ek tedbirler gelecek mi? Teşvik paketi açıklanması tarafında genişlemeler olacak mı? Tahvil alım programı daha devam edecek mi gibi taraflarda biraz Powell sıkıştırılacak diye tahmin ediyorum. Genel itibariyle bir de tabii bildiğin gibi projeksiyonlar tarafında da bir takım değişimler söz konusu. Onlar da merakla bekleniyor. Özellikle 2023 yılına dair yapılan hedeflemeler doğrultusunda acaba bir takım değişimler olacak mı olmayacak mı? Bunları da izleyeceğiz ama genel itibariyle baktığımız vakit ben Powell'dan işte artık duymaya alışa geldiğimiz COVID-19 salgını tamamıyla kontrol altına alınamadığı müddetçe bu politikaların devam edeceği söylemini tekrar duyacağımızı tahmin ediyorum. Bu arada bir ilavem de şu olabilir Pelin. Aslında biraz FED toplantısının gölgesinde kalan bir veri daha var yani bugün. Perakende satışlar verisi de var ABD'den. Bu da enflasyon hedefine dair önemli bir veri olduğu için ben şunu da düşünüyorum. Powell'ın notlarında belki bir iki satır boş bir şekilde bu perakende satışlar verisinin açıklanmasını da bekliyor ve ona göre de söylemi değişecek olabilir diye tahmin ediyorum. Bunu da önemli bir not olarak düşmek gerektiğini düşündüm. Evet, özellikle şimdi farkındaysan son iki haftadır, Ağustos'un son iki haftasında büyük satışlar, yani ABD endeksi de vardı. Dolayısıyla işte ama bunu yavaş yavaş artık toparlamaya doğru da girdi. Özellikle bu hafta birazcık daha iyimser bir hafta. Verilerin fiyatlandığı bir hafta. Yani işte üretim, sanayi üretim verisiyle birlikte zaten bunu gördük biz. Dolayısıyla bir tarafta da pozitif bir hava devam ediyor. Şimdi senden şunu istiyorum. Özellikle bundan sonraki süreçte Murat, senin bakış açın nedir? Özellikle genişlemeci politikalar söylenimi, yani birazcık daha güvercin politika söylemini de devam ederse, buradaki endeksler de Kasım'a doğru, 3 Kasım'a doğru giderken daha agresif çıkışlar görebilir miyiz endekslerde? Bu konuda bence en önemli belirgin haber akışı aşıyla ilgili olduğunu düşünüyorum Pelin. Çünkü son zamanlarda bu aşı bulunmasıyla ilgili ya da aşının üretime geçilmesiyle ilgili haberler biraz ağırlık kazanmaya başladığından sonra biz bir takım değişimlerin çok daha fazla olmadığını gördük. Mesela buna somut bir örnek dolar endeksiyle ons altın arasındaki ilişkiyi verebilirim. Oradaki ilişki mesela 92.8 dolar endeksi için çok kritik bir eşikti. Burada ons altın eşleniği de yaklaşık 1970 dolarlarda falandı. Ancak biz bu aşı haberlerinden sonra ons altının işte 1940 dolarlar civarlarında falan yatay seyirde izlemeye başladığını gördük. Eğer sorunun cevabına bakacak olursak 3 Kasım'a doğru aşağı haberleri eğer bugün olduğu gibi duyulmaya devam ederse piyasalarda çok ciddi çalkantılar olmayacağı diye tahmin ediyorum. Ama işte aşıya ilişkin eğer uygulamaya geçişler biraz daha uzayacaktır, işte vaka sayıları artacaktır gibi bir takım haber akışları başlayacak olursa bence bunlar piyasalarda o birkaç ay önce görmüş olduğumuz tekrar çalkantıları gündeme getirecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün özelinde bakacak olursak mesela biraz böyle FED toplantısına yönelik olarak pozisyonların da alındığını da görebiliyoruz şeyde, özellikle emtia piyasalarında. Mesela ons altın üzerinden örnek verecek olursam 1960 dolar çok kritik bir eşikti. Yani 1960 doları geçince 1972 dolara çok hızlı gidiyordu ons altın. Ancak şu anda 1960 doları geçmiş olmasına rağmen burada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Yani o eski bildiğimiz ivmeyle şu anda yükselmiyor. Ben bunu FED toplantısına dair bir pozisyonlanmaya bağlıyorum aslına bakarsan. Dolayısıyla bu akşam toplantıda Powell'ın söylemlerinden sonra projeksiyonlardaki değişimler ve gelen sorulara vereceği cevaplar doğrultusunda bu genişlemeci politikalar artarak devam edecek olursa bu dolar endeksini, doları biraz daha gevşetir diye tahmin ediyorum. Bu da altına yarar ama bahsettiğim gibi aşağı haberleri bunda önemli belirleyici etken olacak diye tahmin ediyorum. Evet, özellikle gelen aşı haberlerinde de ikinci turu alan, yani ikinci dozu alan bir kesim var. 12 bin kişilik bir kesim ve 12 bin insanda herhangi bir sorun olmadığına yönelik de bir haber akışı geldi. Dolayısıyla bu da birazcık daha piyasaları besler modda ki şu anda işte Çin'den de yine geliyor. Yani ülkeler birazcık daha bu yarışa girmiş durumda ve günlerce de, yani gelen önümüzdeki günlerde de geleceğe de benziyor daha çok aşı haberleri. Peki şunu söyleyeceğim, yani ikinci dalga endişesini biz konuşmaya başlıyorduk Murat. Ama bir taraftan işte İsrail'den mesela karantina haberi geldi ve karantina haberi aslında piyasalar üzerinde çok da etki yaratmadı sanki. Piyasalar birazcık daha artık verilerden beslenmeye ve iyi tarafından bakmaya da çalışıyor. Ne dersin?
Biraz öyle. Tabii İsrail özelinde bir Musevi yeni yılı ile ilgili bir ilintisi de var aslında karantinanın. Onunla bir ilişki olduğu için de çok ben etkilediğini tahmin etmiyorum aslında. Dolayısıyla o onlar için özel olan bir dönemi kapsadığı için çok ciddi böyle sanki vaka artışlarının ötürü gelen bir kapanma olarak yorumlanmadı. Dolayısıyla diğer ülkelere baktığımız zaman da dediğim gibi Çin'den gelen işte haberler var. Rusya'dan gelen haberler var. Amerika tarafından Trump'tan yine bir takım söylemler geliyor. Fakat benim şahsi düşüncemi soracak olursan ben bu aşıyla ilgili gelen haberlerin hepsinin biraz böyle piyasalardaki ateş söndürme haberleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne zamandan beri duyuyoruz aşı geliştirildi, işte aşı denemeleri var diye, ama bunların böyle ciddi manada uygulamalara döndüğünü, hakikaten vaka artış hızlarını ciddi olarak aşağıya çektiğini henüz göremedik. Bundan ötürü de biraz böyle piyasalar tedirginliği devam ettiriyor şu anda. Burada şöyle bir tehlike var yalnız. Eğer bu aşı haberleri sonrasında bu beklenen vaka artışları aşağıya doğru inmezse, o zaman artık piyasalar şunu görecektir diye tahmin ediyorum. Yani şunu satın alacaklar. Ya evet, sürekli aşağı haberleri çıkıyor ama bunların hepsi havada kalıyor gibi bir şey piyasalar satın alırsa, işte ben asıl tehlikeyi orada görüyorum. Bu da tahminimce işte Ekim, Kasım aylarında biraz kendini gösterebilir. Yani bu aşağı haberlerin bir balon olduğu aslında piyasalar tarafından satın alınırsa, bundan sonra gelecek panik havasının önlenmesinin çok daha zor olacağını tahmin ediyorum benim. Murat, şimdi bir de endekslere yine tekrar geri dönmek istiyorum. Şöyle de bir durum söz konusu. Baktığımız süreçte evet, endekslerde aslında iyi tarafından şu an fiyatlanıyor. İşte teknoloji şirketleri burada birazcık daha yükselişti ama bankalarda aynı performansı görmemiz mümkün değil. Çünkü işte nedir? Yüksek kredi, düşük faiz derken bankaların buradaki karlılıkları. Bir taraftan da Moody's'in yine yapmış olduğu 13 Türk Bankası'nın işte nedir? Notlarını indirmesi haberi var. Burada sence bankacılık özelinde endeksi değerlendirecek olursak nasıl görürsün? Çünkü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin notunu indirmişti. Bu indirmesinin ardından bu kez dün de yine 13 Türk Bankası'nın da kredi ve diğer notlarını indirdi. Bu bağlamda sen kredi bankacılık sektörünü nasıl değerlendirebilirsin? Evet, şimdi Moody's bu kararını hafta sonu açıkladıktan sonra şöyle çürütme endişeler vardı. Acaba bu bankacılık endeksi öncülüğünde ciddi bir gerilemeye sebebiyet verecek mi gibi endişelerimiz vardı. Fakat bu endişeler gerçeğe dönmedi. Şu anda Borsa İstanbul yükseliş trendine devam ettiriyor. Yani çok ciddi ve hızlı olmasa da. Ancak burada Borsa İstanbul'da tarafında bence artık işte Moody's olsun ya da başka bir konu olsun, bu tip haberler çok ciddi etkisini göstermiyor tahmin ediyorum. Bunun sebebini de şuna bağlıyorum Pelin. Bu şu andaki yüksek faiz ortamı, yani yaklaşık 2-3 hafta, hatta belki bir ay öncesine kadar kıyasladığımız vakit yüksek faiz ortamına girdik ve yatırımcılar da şu anda çok fazla böyle işte alayım da bir kenara koyayım havasında değiller. Biraz böyle hızlı hareket etme taraftarı içerisindeler. Çünkü işte yüksek faiz tarafı var bankalar tarafında. Diğer tarafta işte dolardaki 7.50 baskısını şu anda çok net görüyoruz. Biraz böyle temkinli hareketlerin olmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında da işte şu anki seviyenin ben şahsen çok böyle altın, yani güvenilir bir artış trendi olduğuna dair de şüphelerim var. Yani şu anda 1.120'ye gider mi diye bakacak olursak tamam gidebilir belki, ama ben orada ondan sonrasındaki böyle artışın hızlı geleceğini tahmin etmiyorum. Bankacılık tarafında dediğin gibi şu anda en önemli konu zaten bankalar tarafında kredi iştahlarının aslında çok ciddi manada fazla olmaması. Biraz mevduat tarafında da mevduat toplama konusunda agresifliklerini göstermeye başladılar. Yani önceki zamanlarda işte bir müşteri geldi diyelim, mevduat dönüşü var. İşte bana şurası daha fazla faiz veriyor dediği vakit banka o müşteriyi bırakabiliyordu. Ama şu anda o işler çok fazla öyle değil. Biraz daha böyle müşteri kapma derdine düşmeye başladılar. Eğer bunun paralelinde aktif rasyosunda bir adım daha genişleyici bir hamle gelirse BDDK tarafından, ben bunun bankaları biraz daha rahatlatacağını ve bankacı endeksinin bununla beraber yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum. Fakat bu Eylül ayı içerisinde, şu anki içinde bulunduğumuz kısa dönem içerisinde biraz zor gibi geliyor bana. Muhtemelen Ekim gibi falan bu hareketlenmeyi eğer görürsek gerçekleştiğini görebiliriz. Bu da olmadan da zaten biz Borsa İstanbul'da işte 1.120'lerin üzerinde 1.180'leri falan görmemiz biraz zor
gibi gözüküyor. Aslında yine şu noktaya geliyoruz. Yani bankacılık desteğini almayan bir endeksteki yükseliş, agresif yükseliş olmayacaktır. Yani evet, işte en genişlemeci politikaların görüldüğü o pandemi sürecindeki bankaların işte desteklediği, kredi pompaladığı bir dönemde dahi baktığımız zaman biz hep yükselişte şunu diyorduk. Bankaların da desteğini alması lazım. Yani bankacılığın desteğini alması gereken bir BIST 100 olması gerekiyor diyorduk. Yine aynı noktaya geliyoruz o zaman. Çok çok doğru söylüyorsun. Çünkü mesela şöyle bir göstergesi var bunun. Bankacılık endeksinin her seferinde düşük olduğunu, bankaların fiyatlarının çok ucuz olduğunu ineniyoruz. Normal, rasyonel bir yatırımcının şöyle hareket etmesini bekleriz biz. Bir yerde bir mal çok ciddi derecede ucuzsa onun üzerine yatırımlarını yapıp pozisyon almasını bekleriz rasyonel bir yatırımcının. Fakat baktığımız vakit şu anda bunu göremiyoruz. Bu ne anlam getiriyor? Demek ki yatırımcılar tarafında da bankacılık endeksine dair kısa vadede çok böyle bir yükseliş beklentisi yok. Bu beklentiyi bir adım daha uzatıp Borsa İstanbul'a yansıttığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında da yakın zamanda böyle 1120'lerin üzerine atacak bir beklentisi yok gibi gözüküyor. Ne zamanki yatırımcı şu an inanırsa, evet bankalar gerçekten şu anda ucuz onu biliyorum ve bu artışa geçecek inancı gelirse yatırımcı tarafına, işte o zaman bankacılık endeks önderliğinde ben Borsa İstanbul'un çok böyle dayanaklı, seri bir ivme kazanacağını tahmin ediyorum. Peki Murat, yani şimdi bankacılık tarafında yabancı ağırlığının çok daha az olduğunu biliyoruz. Yani bu yabancı ağırlığının az, şimdi ne diyoruz? Yüzde, işte biz yüze baktığımız zaman borsa tarafında özellikle 60'lardan 50'lere gelen bir yabancı ağırlığı var. Ve dolayısıyla burada bankacılığa baktığımızda bunlar çok daha az. Şimdi sence gelir mi destek yabancılardan, özellikle bundan sonraki süreçte ne beklersin? Yabancılar tarafında mesela bizim de çok irtibatlı olduğumuz büyük yabancı yatırımcı grupları var. Hepsinin şu anda aslına bakarsan Pelin, Türkiye'ye bakışları bu rating notlarının haricinde bir güven unsuru var. Yani Türkiye'nin bir ciddi gelecek potansiyeli barındırdığına dair, işte bazı verilerle Avrupa'dan pozitif olarak arıştığına dair bir takım verileri var. Ancak tabii yatırımcı da netice itibariyle bize birebir de söyledikleri kağıt üzerindeki şeylere göre hareket etmek durumunda kalıyorlar. Şimdi kağıt üzerine baktığın zaman da işte Moody's diyor ki 13 Türk Bankası'nın notlarını indirdik diyor. Ya da Türkiye yatırım yapılabilir seviyesinin bir altta altına indi diyor. Şimdi o yatırımcıdan şunu beklemek çok zor oluyor. Yani bir takım somut bir takım veriler var. Gerçeği yansıtıyor ya da yansıtmıyor. Ancak o verilerin haricinde bir hareket ederse bu teknik olarak baktığın zaman yatırımcının ciddi risk aldığı anlamına geliyor. Ve yabancı yatırımcı da kağıt üzerinde verilen bu verilen istatistik verilerin haricinde bir risk almaya ona doğru ilerlemiyor. Dolayısıyla aslında arka taraftaki ana şey de bu, motivasyon da bu. Eğer o yatırımcılar kendi çalıştırmış oldukları yatırım bankaları tarafından ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kağıt üzerinde somut bir takım verilerle karşılaşmaya başlarlarsa o zaman hareket etmeye başlayacaklar. Çünkü biliyorsun yabancı yatırımcıyla bizim Türk yatırımcı tarafındaki kafa yapısı biraz farklı çalışıyor. Biz biraz daha böyle kağıt üzerinde olmayan, işte kulaktan dolan hareketlerle ilerlerken yabancı yatırımcı tamamen kağıt üzerindeki veriye bakarak hareket ediyor. Dolayısıyla evet. Eğer bu veriler biraz daha puan artış yönde olursa, yabancı bankalar Türkiye'ye dair evet yatırım yapılabilir ve borsaya girilebilir raporları vermeye başlarsa o zaman yabancı yatırımcı gelmeye başlar. Ve yabancı yatırımcı gelip de adımını atacağı ilk yer zaten bankacılık sektörü olacak. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar evet. Ucuz olduğunu. Bu artışla beraber de Borsa İstanbul'a dip toplamda ciddi etki yaratacağını tahmin ediyorum. Murat, özellikle yine şimdi Avrupa Birliği'nden yapılan Türkiye'ye yönelik bir açıklama söz konusu. Türkiye ile AB arasında mesafe açılıyor gibi görünüyor der von der Leyen. Dolayısıyla yani şimdi bir taraftan aslında Leyen'in yapmış olduğu yine bugün bir daha pesimist açıklamalar var. İngiltere ve Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşması için her gün daha da tükeniyor falan gibi İngiltere'ye yönelik de bir takım olumsuz haber açıklaması da var ama biz Türkiye tarafıyla şu anda yakına ilgilenelim. Türkiye ile AB arasında mesafe açılıyor gibi görünüyor diyen bir Avrupa Birliği tarafından kanadından bir açıklama var. Nasıl yorumlarız? Bunları biraz daha siyasi tarafla bağlantılı olduğunu yorumluyorum. Ben işte biraz Doğu Akdeniz tarafındaki gelişmelerle irtibatlayarak orayla bağlantılı olarak biraz böyle manipülatif etkiler yapan, biraz daha böyle işte alan daraltan açıklamalar aslında bakarsan bunlar. Bu şekilde yorumlayabiliyorum. Ama Avrupa Birliği tarafında da şöyle bir rahatlık var. İşte Euro'nun dolar karşısındaki artışıyla beraber dış ticaret tarafındaki artısı o kadar yüksek noktaya geldi ki 20 milyar euroyu falan da geçti. Hatta bugün de açıklaması gelecek AB'nin dış ticaret dengesi. Beklenti 25 milyar dolar euro şeklinde gelmesi yönünde. AB bu açıdan rahat. Yani çok fazla açıkçası düşünmüyor bu tarafları.
Ama onların tek yapmaya çalıştığı şey şu an itibariyle işte Doğu Akdeniz tarafındaki bu siyasi jeopolitik gelişmeleri manipülatif etkilerle biraz daha şey yapmak konusunda, dağıtmak konusunda. Bu yorumlar da buna dayanıyor gibi. Piyasalar sence bunu fiyatladı mı daha önce, yoksa yani birazcık daha yeni haber akışları, çünkü jeopolitik risklerden fiyatlanan da yine piyasalar var. Özellikle dolar TL'ye baktığımız zaman Doğu Akdeniz tarafındaki haber akışlarını da yine takip ediyor olacağız ama sence şu Avrupa tarafından yapılan bir açıklama veya böyle gün içerisindeki yapılan açıklamalarda piyasa çok etkiler mi? Çok etkilediğini tahmin etmiyorum. Çünkü bu hafta üzerine bakacak olursak benim şimdi bu haftanın şöyle bir özelliği var. Siyasi ve jeopolitik gelişmelerden ziyade makro veri ajandasının akışının çok yoğun olduğu bir haftadayız şu anda. İşte sanayi üretim rakamları, perakende satış rakamları olsun, işte başka ülkelerin de Merkez Bankası toplantıları falan var. Dolayısıyla bu hafta üzerinde çok fazla bu tip söylemler etki etmez. Çünkü şu anda da zaten pazartesinden itibaren Borsa İstanbul'da bir hafif çaplı da olsa bir ivme kazandı. Bu haftaya geçtikten sonra önümüzdeki haftaya dair bir takım gelişmeler bence bunları etki edecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu hafta özelinde bu tip açıklamaların bir risk teşkil ettiğini tahmin etmiyorum. Teşekkür ediyoruz Murat. Biz de bilgilerini, değerli yorumlarını paylaştığın için. Efendim biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy ile birlikte piyasalara dair gelişmeleri karşıladık diyelim. Evet, kısa bir ara, aranın ardından İslam Memiş ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Reisaç Lojistik'in sunduğu Para Töner devam edecek. Reisaç Lojistik'in sunduğu Para Töner devam ediyor. Evet efendim, Para Töner'in ikinci bölümünden tekrardan herkese merhabalar dilerim. Bu kez FOMC toplantısı öncesinde yine yükselişini sürdüren altın ons fiyatlaması ve gram altındaki fiyatları da görüyoruz ve yakından da takip ediyoruz. Bu yükseliş agresif bir yükseliş mi olacak, yoksa bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Nereye kadar kalıcılığını devam ettirecek mi? Hepsini konuşmak için, özellikle bu alt bilgileri de alabilmek için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e bağlanıyoruz. Selamlar İslam Bey, hoş geldiniz. Pelin Hanım'ı yayınlar diliyorum. Uzun zaman olmuştu sizlerle program yapmayalı birlikte. Güzel oldu. Fed öncesinde özellikle yine altın fiyatları yükselirken dolayısıyla bilginize de danışmak isterim. Şimdi baktığımız süreç içerisinde altın ve dolarda bir takım, yani dolarda demeyeyim de özellikle aynı şekilde, ama altına özellikle sormak istiyorum. Altındaki fiyatlarda yükseliş söz konusu ama bu zirve fiyatları, yani zirveleri test ettikten sonra çok daha sert ataklar olmak yerine birazcık daha böyle sınırlı ataklar oluyor ama geri dönüşler daha da sınırlı kalıyor. Yani düşüşler daha sınırlı, yükselişler de yine yavaş bir şekilde de yükseliyor. Ne dersiniz? Doğru. Destek seviyeleri her geçen ay yükselmeye devam ediyor. Yani bir sonraki ataklar destek seviyelerini maalesef biraz daha yükseltmeye devam ediyor. Önce kısa ve orta vadeli süreci değerlendirmek istiyorum altın fiyatlarında. 1900-1950 dolar bant aralığına sıkışmış olan bir ons vardı karşımızda. Fed kararı öncesi 1965 dolar seviyesine kadar, yani 1950 dolar direncini yukarı yönlü kıran bir ons var karşımızda. Bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini bu akşamki Powell'ın açıklamalarıyla ve yarınki İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları ve açıklamalarından sonra daha net bir şekilde yorumlayabileceğiz. Ancak ben kısa vadeli altın fiyatlarındaki yükselişlerin çok da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Neden? Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed güvercin bir açıklama yapar ve altın fiyatlarının yılbaşından bugüne kadar performansını gözlemlediğimiz kadarıyla da bir yorgunluk hissiyatı var. Yani sağlam bir düzeltme kar satışlarının gelmediğini gözlemliyoruz. Tabii ki destek seviyeleri yukarı çıkmaya devam ediyor. Bu ayrı bir konu. Ama kısa vadeli ben piyasaların tekrar ayı piyasasına gireceğini, kısa vadeli geri çekilmelerin tekrar yaşanabileceğini tahmin ediyorum. Özellikle koronavirüs salgını ile alakalı aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar da toparlanmayı işaret eden iyimser açıklamalar gelmeye devam ediyor. Diğer yandan
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim ayını işaret ederek bir koronavirüs aşısıyla alakalı bir iyimserlikten bahsediyor. Sonuca baktığımız zaman sonuçlarını bilmediğimiz, aşı haberinin ne zaman geleceğini öngörmediğimiz bir süreci şu anda yorumluyoruz. Ancak kısa vadeli teknik seviyelere baktığımız zaman da altın fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ben trendin yıl sonuna kadar deneneceğini tahmin ediyorum. Özellikle 1900 dolar seviyesinin aşağısında 1880, 1860 ve 1830 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğim. Altın fiyatlarına ve gümüş fiyatlarına, emtia fiyatlarına genel itibariyle olumsuz yönde etkileyecek en önemli faktörlerin başında koronavirüsle alakalı bir aşı haberinin gelme olasılığı. Yani 2021'in ilk çeyreğinde diye telaffuz ediliyor. İşte yılın son çeyreğinde olarak telaffuz ediliyor. Ancak bunu bilmediğimiz için, öngöremediğimiz için, şu andaki zamanlamayı tam olarak tahmin edemediğimiz için sadece emtia piyasalarında sert satış dalgası da yaşanabilir tahminimizi tekrar masada tutmaya devam ediyoruz. Uzun vadeye baktığımız zaman Pelin Hanım, emtia fiyatları yine yükseliş trendini ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle elinde altın bulunduran hem banka mevduatlarında hem fiziki tarafta altın bulunduranların altının teknik olarak gerilemesinden kaynaklı bir paniğe kapılarak satış yapmamalarını da tavsiye edebiliriz. Özellikle önümüzdeki yıllarda düşük faiz politikaları halen devam ediyor. Bol likidite var, borsalardaki ralliler devam ediyor ve dolayısıyla da altını güçlendirecek nedenler 2021 yılına sarktığı için 2021 yılında da altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerini tekrar sürdürecektir. Dolayısıyla alım için bekleyenlerin kısa vadede biraz daha sabırla beklemelerini tavsiye edebiliriz. Elinde altın bulunduran ya da banka mevduatlarında altın bulunduran vatandaşlarımızın, yatırımcıların da ihtiyacı olmadan da bozdurmalarını çok da tavsiye edemeyiz. Evet, şimdi bu akşam mesela ekonomik projeksiyon, noktasal grafikler vesaire açıklanacak. Biz normalde bir önceki açıklandığı zaman Haziran'daki toplantıdaki o noktasal grafiklere baktığımızda 2022'nin sonuna kadar bir faiz artışı görülmeyecek şeklindeydi. Bu akşamki noktasal grafiğe baktığımızda ise 2023'ün sonuna kadar bir faiz artışı görülmeyebilir şeklinde de yine piyasanın beklentisi var. Hal böyle olunca o zaman bu da altın fiyatlarına yine tekrardan yarayabilir, öyle mi? Mutlaka. Şimdi yatırımcılarımızın ve sevgili izleyicilerimizin de şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Anormal günlerden geçtiğimiz için gelen açıklamalar, hükümetlerin ve merkez bankaların teşvik ve destekleri adımları hemen hızlıca değişken olabiliyor. Yani bugünkü koşullarda 2023 yılına kadar bu sürenin devam edeceğini söyleyen finans yöneticileri, karar vericiler, yarın bugün koronavirüs aşısı bulunduğu zaman tekrar farklı bir senaryoyu tekrar gündeme getirebilir. Bu sefer hem emtia fiyatlarında hem dünya piyasalarında farklı senaryolarda da konuşabiliriz. Bu belirsizlik devam ettikçe de emtia fiyatları mutlaka güçlü duruşunu sürdürmeye devam edecektir. Çünkü piyasalardaki bu belirsizlik güvenli liman taleplerini her zaman artırmaya devam ediyor. Bugünkü koşullarda merkez bankalarının ard arda faiz indirmeleri, sürekli düşük faiz politikalarını 2023 yılına kadar sarkıtmaları bugünkü koşullar için geçerli. Ama yarınla alakalı bir senaryo daha konuşulmadığı için, daha erken olduğu için merkez bankaları başta olmak üzere bütün dünyadaki hükümetlerin şu andaki planları, olumlu bir planlarını konuşulmadığı bir dönemden de geçtiğimizi anımsatmak isteriz. O yüzden emtia piyasaları zaman zaman sağlam kar satışları da yaşayacaktır. Zaman zaman da yükseliş trendini devam ettirecektir. Ama biraz daha reel tarafa baktığımız zaman vatandaşlar, dünyadaki bütün insanlar varlıklarını korumak için emtia, altın, gümüş gibi emtiaları stoklamaya devam ediyorlar. Güvenli liman olarak bu tarafı görmeye devam ediyorlar ve kazançlarını artırmaya devam ediyorlar. Yer altında madenler zaten azalmaya devam ediyor. Dünyada merkez bankalarının ödeme araçlarında bir değişiklik var. Yani dünyada artık nakit akışının yerine elektronik para ödeme sistemleri alacağı için büyük bir ihtimalle altın ve gümüşe bağlanacak bir sistemden de bahsedebiliriz. Ve dolayısıyla altını destekleyen tek faktörün de virüs salgını olmadığını da parantez içinde belirtmek isterim.
Evet, şimdi bir de sizden özellikle yine gümüş yorumu almadan da olmaz. Altın evet. Sonrasında gümüşe çok da fazla aslında biz sizinle akşam program yaparken işaret evet. etmiştiniz. Çok daha düşük seviyelerdeyken. Evet. Dediğiniz gibi de çıktı. Bundan sonraki süreçte peki gümüşte nasıl hareket etmeliyiz? Altın gümüş rasyosu 71 bandında, 127 bandından bu seviyelere kadar geriledi. Ve gümüşün teknik anlamda hem ons bazında hem gram bazında yine altını geride bırakacak bir süreci yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla 2,5 lira seviyesinden gramı 7,5 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons tarafında 12 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu anda 27.34 dolarlarda. Ben kısa vade için gümüşün ons fiyatında önce 24 dolar, devamında 21 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme, ayı piyasasından kaynaklı bir geri çekilme tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla bu 24 ve 21 dolar seviyeleri önümüzdeki yıllar için yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunacağını tahmin ediyorum. Özellikle gümüşün ons fiyatında bir yıllık süreç içerisinde 40 ve 50 dolar bant aralığının test edileceğini öngörüyorum. Gram tarafına baktığınız zaman da yine 6 lira seviyesinin altına kısa vadede bir geri çekilmeler yatırımcısına uzun vade için iyi alım fırsatları sunacağını söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatında teknik olarak 10 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 15-20 lira bant aralığına yerleşmek isteyen bir gram gümüş fiyatı görebiliriz diye tahmin ediyorum. Tabii bu süreçte pandemi sürecinde gümüş diğer emtialara kıyasla biraz daha avantajlı bir getiri sağladı yatırımcısına. Özellikle bundan sonraki süreçlerde salgın hastalığının çok konuşulduğu, virüs salgının çok konuşulduğu dönemlerde gümüş emtiyazı sadece bir yatırım aracının olmadığını özellikle anımsatmak isterim. Gümüş tıp alanında çok kullanılan bir emtia olduğu için bundan sonraki talep artışlarının biraz daha devam edeceğini, altına kıyasla çıkartma maliyetleri ve işletme maliyetleri biraz daha zahmetli olduğu için fiziki tarafta da zaman zaman daralmalar yaşanıyor. Kapalı çarşı piyasasında biz 2 ay önce gümüşün fiziki tarafta randevu sistemiyle vatandaşlara satış yapıldığını gördük. Yani parayı nakit olarak veriyorsunuz, bir fiş karşılığında bir ay sonra teslim alıyorsunuz ve dünya genelinde ben gümüşün fiziki ulaşım noktasında sıkıntılar yaşayacağını tekrar tahmin ediyorum. Ancak kontratlarda, ETF'lerde baktığımız zaman da kolaylıkla yatırımcılar burada sanal ortamda işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ama fiziki tarafta mesela şu anda 6.59 lira seviyesini görüyoruz ekranlarda ama kapalı çarşı piyasasına geldiğiniz zaman da 6.80-6.85 lira seviyesinden fiziki gümüşe ulaşıldığını da anımsatmak isterim. Yani gümüşün bugünkü koşullarda özellikle önümüzdeki 3 yıl boyunca altını geride bırakacak, altından daha fazla kazandıracak bir emtia olduğunu sevgili izleyicilerimizin bilmesi gerekiyor. Özellikle sepetlerinde sadece emtia tarafında altını değil, gümüşü de mutlaka eklemelerini tavsiye ediyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda gümüş aynı 2021-2020 yılında olduğu gibi altını geride bırakacak güçlü bir enstrüman kalmaya devam edeceğini söyleyebilirim Pelin Hanım. Evet, şimdi bir taraftan da aslında dolar TL'ye de dönmek istiyorum. Çünkü yani geçen toplantıda baktığımız süreç içerisinde Powell'ın enflasyona yönelik bir takım görüşlerine baktığımız zaman İşte nedir? Dolar endeksi 2 yılın dip seviyesine kadar gelmişti. Çünkü neden? Evet. Herhangi bir enflasyonun artışına karşın Fed'in faiz artışında daha yavaş davranacağına piyasa inandı. Ve dolayısıyla evet. öyle olunca dolar endeksinde de son 2 yılın dip seviyesi görünmüştü. Şimdi bundan sonraki süreçte baktığımız zaman dolar TL'ye geri döndüğünde biraz daha jeopolitik risklerin de fiyatlandığını görüyoruz. Yani dolar Doğru. endeksinde bir zayıflama olurken gelişen ülke para birimlerinde bir değer kazanımı olurken TL'de aynı şey yaşanmıyor. TL halen de dip seviyelerde test etmeye evet. devam ediyor. Şimdi burada birazcık daha haber akışları ve gün içerisinde işte dışarıdan gelen haber akışlarını da takip edeceğiz. Siz dolar TL'deki kritik seviyelere ne dersiniz?
Ben sosyal medya takipçilerime özellikle şu öngörüde bulunmuştum. Hı hı. Bundan 4 ay evvel. Dolar TL kuru 6.75 lira. Daha sonra 6.85 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani yatay seyrini koruduğu zaman 6.85'te bir aylık bir yatay baskılanma olmuştu hatırlarsanız. Buralardan bence emtia fiyatlarının düşüşünü bekleyen yatırımcıların mutlaka dolarla beklenmesini tavsiye etmiştim. Yani elinizde dolar bulundurun. Dolarda hızlı bir yükseliş bekliyorum. Dolayısıyla ons tarafındaki geri çekilmeler elinde dolar bulunduranlara iyi bir avantaj sunacaktır ifadelerini kullanmıştım. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Şimdiki senaryom daha farklı. Şimdi dolar kurunda beklediğim bu yükseliş trendi artık psikolojik direnç seviyesine geldi. Yani 7.50 lira seviyesindeyiz şu an itibariyle. Psikolojik direnç seviyesi ama doların aslında yüksek olması yatırımcılar açısından farklı avantajları da sağlıyor. Tamamen kötümser olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi doların yüksek olması karşılığında emtia fiyatlarının mesela az önce de ifade ettiğim gibi ayı piyasasında özellikle altının ons fiyatında 1900 dolar seviyesinin aşağısına, gümüşün ons fiyatında 24 ve 21 dolar bant aralığını beklediğimi ifade etmiştim. Buradan TL'ye dönen ya da buradan tekrar ons satın almak isteyen yatırımcısı bunu bir fırsata çevirebilir. Diğer yandan euro dolar paritesinde 1.24-1.25 bant aralığını bekliyorum. Buradan euro satın almak isteyen yatırımcısı da elindeki dolarını bu şekilde değerlendirmiş olabilir. Evet, şimdi seyircilerimizden de yine gelen sorulardan da biraz ilerlemek istiyorum. Emtia piyasasına tekrar geri dönecek olursak, petrol tarafında da ciddi volatilite devam ediyor İslam Bey. Yani bir taraftan bakıyoruz 40 doların altında hareket ediyor, sonra 40 doların üzerine çıkıyor ama bir türlü orada 40 doların üzerinde tam anlamıyla kalıcılığını sağlayamıyor. Her ne kadar olumlu haberler gelse de bu kez işte yani arz tarafında mutlaka bir gelişme yaşanıyor. Hiç olmazsa kasırga vesaire yaşandı, yani doğal olay yaşandı ve petrolün şanssız bir senesi, onu da söyleyelim. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarında özellikle ham petrol ve Brent petrol tarafında nasıl bir gelişme beklersiniz? Bundan böyle şimdi Brent petrolde evet baktığımız süreç içerisinde biraz daha 40 doların üzerinde kalıcılığını sağlamaya çalışıyor. İşte 41 dolardan fiyatlanıyor şu an ama buradaki yükselişini devam ettirir mi? Yani 45 dolar orada birazcık daha psikolojik seviye yine. Buradaki hedefini devam ettirir mi? Ne dersiniz? 40 dolar altındaki rakamları çok da öngörmüyorum. Çünkü dünyadaki kısıtlamalar kalktı. Artık ulaşım sektöründe hareketlilik var. Dolayısıyla 40 dolar seviyesinin altındaki çok rakamların geleceğini tahmin etmiyorum. Diğer yandan petrol zaten biraz daha Orta Doğu politikalarına bağlı bir yön belirlediği için buradan gelen haber akışları, OPEC üyeleri ya da üyeleri olmayan petrol üreten ülkelerin kararları, özellikle ülkelerin kendi aralarındaki jeopolitik anlaşmaları vesaire gibi konular zaten petrol fiyatlarını siyasi anlamda dalgalandırıyor. Yani petrol fiyatları sadece pandemiden dolayı baskılanmaz ya da yükselişlerini sürdürmez. Tamamen siyasi açıklamalara bağlı bir modele. Yani Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. 40 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar 38 dolar seviyesiyle sınırlı kalabilir ancak ben yukarı yönlü hareketlerde tekrar 45-50 dolar aralığını beklemeye devam ediyorum, gözlemlemeye devam ediyorum. Petrol fiyatlarındaki toparlanma isteği bu virüs salgınıyla alakalı bir aşı haberi yılın ilk çeyreğinde gelirse tekrar hızlı bir toparlanma da yaşanabilir. O yüzden petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü trendin çok da baskılanacağını tahmin etmiyorum. Eğer koronavirüs salgını ile alakalı ikinci dalga beklentileri gerçekleşir ve kısıtlamalar tekrar dünya genelinde başlarsa evet 40 dolar seviyelerinin altını konuşabiliriz. Ama bugünkü koşullarda ve bugünkü gidişatta petrol fiyatlarındaki düşüş trendini destekleyecek bir dünyada kısıtlama haberi gelmediği için 40 dolar seviyesinin altındaki çok sarkmalar da gündemde olmayabilir diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi yine şuraya da dönmek istiyorum. Kendi tarafımızdan da biraz yine devam etmek istiyorum İslam Bey. Dolar TL dedik ama Euro TL'de de ciddi anlamda yine yükseliş devam ediyor. Güçlü Euro bu kez, yani geçen sene güçlü dolar diyorduk ama bu sene güçlü Euro'da da demeye herhalde ağzımızı alıştırmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet, biraz izlemeye devam edeceğim diyen Christine Lagarde var. Şimdi bu tarafı nasıl görürsünüz? Buradan böyle müdahale gelir mi Avrupa Birliği'nden, AB yani European Central Bank'ten, Avrupa Merkez Bankası'ndan? Ne dersiniz?
Şu anda doların zayıf seyri zaten Amerika'nın ekonomisini olumlu yönde etkilemeye destekliyor. Yani 92 bandı, 93 bandında olan bir dolar endeksi var. Doların uluslararası piyasalardaki baskılanması devam ettikçe euro dolar paritesindeki güçlü duruşun devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani 1.24-1.25 bandını beklemeye devam ediyorum. İçeride yabancı para birimleri TL karşısında değer artışlarını sürdürüyor. Ancak burada kısa vadeliğinde de olsa bir düzeltme hareketi beklemek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Özellikle dolar TL ve avro TL kurunda iç siyasetteki gelişmelerden kaynaklı bir geri çekilme yaşanabilir. Yatırımcılar bu tarafa dikkat etmesi gerekiyor. Yani TL hep aşağı yönlü trendini baskılamaya devam edebilir. Zaman zaman soluk alan, özellikle dış politika tarafını yakından takip etmek gerekiyor. Ben ay sonuna kadar yabancı para birimlerinde bir geri çekilme beklediğimi sevgili izleyicilerimize anımsatmak isterim. Bunun nedeni bir Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve dolar indeksindeki düşük seyir, devamında Powell'ın güvence söylemleri ve içeride dış diplomasi tarafından Avrupa, Türkiye, Yunanistan, Türkiye, Avrupa dış politika tarafında iyimserliğin korunacağı ya da görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı beklentisiyle finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbir ve önlemlerle birlikte o psikolojik direnç seviyelerinin üzerinde çok da kalmak istemeyen kısa vadeline bir dolar kuru görebiliriz. Yani 7.40 seviyelerinden mesela bahsedebiliriz. Devamında 7.40 lira seviyesini açtığımızda 7.38 lira seviyesi var. Bunun karşılığında euro dolar paritesinin yükselişi de dolar TL kurunu baskılayabilir. Ama avro TL kuruna baktığımız zaman dolar kurundaki bu geri çekilme yükselişleri sınırlayabilir. Bence avro TL kuru 1.24-1.25 bandına kadar yükselince hem TL'ye dönmek için hem de dolar satın almak için aslında bir fırsat sunacağını da söyleyebilirim. Evet, şimdi tekrardan sizinle gram altını konuşmazsak da olmaz. Gram altınla alakalı evet. Da yine yorumlar geliyor. Özellikle işte nedir? Hane halkında işte Ayşe teyzem de mesela gram altını yakından takip ediyor. Evet. Dolayısıyla almalı mıyım, satmalı mıyım, bu seviye nedir? Yükseliş olduğu zaman bu kez öyle kritik bir seviye ki şimdi İhsan Bey. Yani şunu evet. diyor, bu seviyeden satayım mı yoksa bu seviyeden alayım mı şeklinde de işte Ayşe teyzem de yine aynı şekilde işte merak ediyor. Ayşe teyzenin şöyle bir sıkıntısı var. Fiyatları yakından takip ederek bu seviyeden evet. alalım mı, bu seviyeden satalım mı? İşte bu cümleyi kurduktan sonra Ayşe teyze yanlış yapar. Evet. Ayşe teyzenin görevi varlıklarını uzun vade korumak ve sürekli üzerine koyarak varlıklarına sahip çıkmak. Dolayısıyla altın ve gümüş tarafında al-sat yapılan emtialar değildir. Çoğunlukla al-sat yapanlara da ciddi anlamda zarar uğratmıştır. Ha. Yılda bir defa satış yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? 291 lira seviyesinden 486 lira seviyesine kadar da bir yükseliş oldu. Dolayısıyla bu yükselişten kar satışı yapmak için olabilir. Ama özellikle gram altın TL fiyatında işte düşüş öngörüyorlarmış diye bu seviyeden satmanın da ben sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi o halde son kez şöyle bir toparlayalım istiyorum. Fed öncesindeki... Özür dilerim, bir... Lafınızı bölmeden bir şey söylemek Tabii. istiyorum Filan Hanım. Ben tarım emtialarına dikkat çekmek istiyorum. Bakın, bugüne kadar değerli metalleri konuştuk. Yani altın ve gümüş emtialarını, palatyum, platin, diğer emtialarını, petrol fiyatlarını konuştuk. Ben vatandaşlarımıza tarım emtialarına da artık yönelmelerini tavsiye ediyorum. Bakın, dünyada kuraklık aldı başını gidiyor. Doğal felaketler, özellikle kendi ülkemiz için konuşalım. Doğal felaketler ve kuraklıktan dolayı çiftçiler ciddi anlamda zarar ediyor. Ve üretim de her geçen gün azalmaya devam ediyor çünkü maliyetler artıyor. Dolayısıyla tarım emtialarına ben biraz daha önem vermek istiyorum. Tarım emtialarında yatırımcılar eğer kontratlarda, vadelerde işlem varsa kesinlikle kontratlarda buğday tarafını ihmal etmemelerini de tavsiye ediyorum. Dolayısıyla kontratlarda buğday tarafını ihmal etmeyen yatırımcı portföyü tarım emtialarını yakından takip etmesi gerekiyor. Arpa, buğday yani. İhsan Bey, peki bunu nasıl yapacak? Yani yatırımcıya da şimdi buradan tarım emtialarını alım yönünde nasıl alacak burada? O yolu da gösterecek. Yani bunu yatırım uzman, yatırım danışmanlarıyla mutlaka görüşsünler ve kontratlar imzalıyorlar. Kontratlar üzerinden sanal bir şekilde devam ediyorlar. Ya da memleketlerine atıl bir şekilde toprak bekleten ya da topraklarına sahip çıkmayan insanlar varsa kesinlikle topraklarına sahip çıksınlar. Bakın, dünyada emtia fiyatlarında biz altını, gümüşü konuşuyoruz, palatyum, platin, bakır konuşuyoruz. Emin olun,
dünyanın bel kemiği buğdaydı. Biz tarım emtialarında önümüzdeki bir yıl içerisinde %100 artışlar göreceğiz. Tarım emtialarında öyle bir fahiş fiyatlar göreceğiz ki herkes elindeki altın ve gümüşün değerini unutacaklar. Artık biz hane halkının yani kendi bütçelerimizi nasıl koruyabiliriz, kendi ekmeğimizi, buğdayımızı nasıl yaparız, nasıl bu işin içerisinden çıkarız diye herkes dertlenecek. Dünyada ithalatlar sınırlı kalacak. Dolayısıyla tarım emtialarını bir sonraki yayınımızda eğer uygun görürseniz daha detaylı değinmek isterim. Ama kısa vadeli içinde vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın mutlaka tarım emtialarını satın almalarını, kontratlarını uzun vadeli elinde tutmalarını, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ne Amerika Merkez Bankası, ne Avrupa Merkez Bankası, ne dünyadaki bütün merkez bankaları hiç önemli olmayacak. Ne altın, evet, ne gümüş hiç önemli olmayacak. Önemli olan tek bir şey olacak. Dünyadaki kuraklık, doğal felaketler ve beraberinde tarım emtialarından %100'e varan artışlara gündemde olacak. Çok güzel. Harika. İslam Bey çok da aslında yön göstermiş de yol göstermiş de oldunuz tıpkı gümüşteki gibi. Şimdi son kez son bir dakikam özellikle tekrardan tabii, altın fiyatları yakından izlendiği için söylüyorum. Tekrar edebilir miyiz izlenilmesi gereken altın ons fiyatındaki önemli seviyeleri? Kısa vade için ayı piyasasında öngördüğüm emtia fiyatlarında bu önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir geri çekilme, 1900 dolar seviyesinin altında, ons tarafında 1860-1830 dolar seviyelerini bekliyorum. Gram altın TL fiyatında kısa vade için 450 lira seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak takip edeceğim. Devamında 400 lira seviyesine kadar geri çekilme yıl sonuna kadar yaşanabilir. Bu da elinde TL bulunduran vatandaşlara bu zerbi fiyatlardan değil de biraz daha sabırla bekleyenlere iyi bir alım fırsatı sunacağını tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadede altın fiyatları, gümüş fiyatları yine yükselecek. Ancak vatandaşların dikkat etmesi gereken, yatırımcıların dikkat etmesi gereken husus kısa vadeliğine, şu bir aylık süreç içerisinde emtia fiyatlarında bir geri çekilme beklediğimi alım satmak isterim. Evet. Süper keyifli bir program oldu yine. Güzel böyle nokta atışı yaptığınız. Teşekkür ediyorum İslam Memiş katıldığın için. Sağ olasın. Evet, altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş'le birlikte piyasaları değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 15'te Yatırım Dünyası'nda Murat Tufan yerine yine bu hafta da ben olacağım efendim. Beysaş Lojistik Para Toner'i sundu.